İşte bu hızla da ilgili, yani hızlı yapmak istiyoruz. Hızlı bir şekilde hani yapılarımız gerçekleşsin ve içerisinde var olalım istiyoruz. O projelendirme süreçlerinde ileri teknolojileri hemen direkt entegre edemiyorsunuz. Bu noktada ileri teknoloji dediğiniz nedir sorusu bence bir yandan da öne çıkıyor. Çünkü hani biraz önce verdiğim o sismik izolatörler, tamam, çok ileri teknolojiler. Bu kadar da ileri teknolojilere gitmeden de elimizdeki malzemelerle, yani teknolojinin bize sunduğu aslında yapım metodolojisinde kullandığımız malzeme çeşitliliğini arttırarak da çözümler üretebiliriz. Kentimi Bilirim programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en önde gelen mimarlarıyla birlikte Melike Altın Işık'la birlikteyiz. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için ilk önce. Ben teşekkür ederim bu söyleşiye davet ettiğiniz için. Mimarlık ve teknolojinin ya da teknolojinin arasındaki ilişkiden bahsettiğimizde Türkiye'de en önde gelen isimlerden birisisiniz. Ve son depremde, yani özellikle bahsedilen konulardan birisi yeni teknolojiyi veya yeni sistemleri kullanmadığımız için üzücü bir sonuç maalesef yaşadık. Sizce doğru sistemler nasıl olabilir veya teknolojiyi nasıl daha verimli kullanabiliriz? Yani gelecekte aynı durumla yaşamamak için ve acaba biz ya da siz mimarlar olarak depremden öğrendikleriniz nelerdir? Son yıllarda özellikle hani sadece bu son dönemde değil, son yıllarda aslında bulunduğumuz coğrafyada yaşanan çeşitli afetler, hani bunların içerisinde depremler var, seller var, yangınlar var, bir yandan salgın var, pandemi gibi bir dönemden geçtik. Bunların hepsine baktığımızda aslında toplu olarak zaman içerisinde bize belli farkındalıklar aşıladılar. Bence bunların en başında bir yandan hani bu sistemsel olarak konuya baktığımızda çok hızlı bir şekilde hep birlikte geleceğe doğru ilerliyoruz. Ama bu hızın içerisinde hepimizin benim kanımca önemli bir kararında yavaşlığa ihtiyacımız var. Bu yavaşlığa ana hani ihtiyaç duyduğumuz sebeplerden biri aslında durmak. Durduğumuz yerden hani geleceğe doğru bu bahsettiğiniz biz neredeyiz, neler yaptık? Niye bu afetler karşısında oluşturduğumuz yapılar, kentler buna karşı direnemiyorlar? Bunların cevaplarını aramamız gerekiyor. Tabii ki bazı kişiler bunları doğru sistemler kullanılmadı, işte yanlış teknolojiler kullanıldı gibi yorumlayabilirler ama her şeyin özünde bence A'dan Z'ye bütün sistemin ele alınması gerekiyor. Yani biz bugün baktığınızda yani en son yaşadığımız afet bir deprem afetiydi ve bu depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ama bu ilk defa olan bir şey değildi Türkiye'de. Türkiye zaten bir deprem ülkesi. Yani baktığınızda Doğu Anadolu fay hattı olsun, Kuzey Anadolu fay hattı olsun, Batı Anadolu fay hattı olsun, her yönünde fay hatlarıyla çevrili. Ve bu depremler yüzyıllar boyunca vardılar. Yani yeni bir durum değil. Biz bu gerçeklikle birlikte, yani depremle ya da afetlerle birlikte yaşamayı, bunlara karşı kentlerimizi dirençli bir halde nasıl tasarlayacağımızı zaten soruyorduk. Ve bunlar için de yönetmelikler geliştirildi, sistemler geliştirildi, mimarlar, mühendisler, yer bilimcileri, birçok disiplin entegre bir şekilde bunlara çareler, kağıt üzerinde de olsa yönetmelikleriyle nasıl bir arada bunları oluşturabiliriz'i hep masa üstüne koydular. Hatta hani bunu bağıra bağıra da konuştular. Fakat burada sadece konu yani mimarlığın ya da bir yapının buna nasıl cevap verdiği değildi. Bütünsel olarak kentin buna nasıl cevap verdiği önem taşıyor bu sorduğunuz sorulara. Teknoloji burada evet bir araç ama teknoloji her zaman bir araçtı. Yani şimdi depreme baktığınızda aslında bana göre deprem hayat demek, canlılık demek, dünya yaşıyor demek, dünyanın kalbi atıyor demek. Ve insanlık tarihi boyunca da baktığımızda yani depremler hep oldu, afetler hep oldu. Teknoloji aracılığıyla insanlık
aslında geliştirdiği araçlarla bugüne gelebildi. Yani bugün depreme ya da afetlere rağmen onunla savaşmadan, onunla zıtlaşmadan, onunla birlikte yaşayabilmenin yollarını bulduk ve bugünlere geldik. Ama bugün hala bu kadar ileri teknolojilerin olduğu bir dünyada biz bu felaketleri yaşayabiliyorsak, yani afet bir felakete dönüşüyorsa, o zaman dediğiniz gibi sorun nerede konusu ortaya çıkıyor. Doğru sistem nedir? Doğru sistem bana göre yani her şeyin yetkinine ihtiyacımız var. Ne demek istiyorum? Yetkin mimariye ihtiyacımız var, yetkin mühendise ihtiyacımız var, yetkin yapıma, yetkin kontrol sistemlerine ihtiyacımız var. Yani bir yapı kentin içerisinde önce kentin dirençli olması gerekiyor. Sadece depreme de değil, bütün afetlere dirençli kentler tasarlamamız gerekiyor. Daha sonra lokal olarak bina ölçeğine geldiğinizde de o binanın bulunduğu yerde imar planından başlayarak, yani imar planının doğru bir şekilde planlanmış, hazırlanmış olması gerekiyor. Mimari ve zemin etütlerinin ona göre yapılmış olması gerekiyor. Mimari mühendislik projelerinin ona göre yine yetkin bir şekilde hazırlanması. Bu zinciri böyle devam ettirdiğinizde onu takiben yapı denetim sisteminin ona göre olması, müteahhitin yetkin bir şekilde seçiliyor ve işini yapıyor olması, onun sahaya atayacağı aslında inşaat kontrolünü yapacak olan yetkili kişilerin buna göre görevlerini ve sorumluluklarını yerine getiriyor olması. Hikaye burada da bitmiyor. Daha sonra aslında yapının ömrü boyunca bakım, onarım hani sistematiği açısından da onun belli aralıklarla kontrol sisteminin olması. Belki 5 yıllık, 10 yıllık sürelerle hani örnekler veriyorlar genelde yetkililer. Diyelim ki bir araba örneği üzerinden düşünürseniz araçlarınıza bakım yaptırıyorsunuz değil mi? Niye biz evlerimize, konutlarımıza, yapılarımıza bu bakımları yaptıramıyoruz? Ya da onların kendi içerisinde o bakım, onarım ruhsatları niye olmuyor? Gibi. Bu zincir çok geniş bir zincir ve burada A'dan Z'ye aslında herkesin, yani sadece o kenti planlayan, yapıyı yapan değil, onu kullananların da sorumluluk üstlendiği çok birbiriyle entegre bir sistemin kurgulanması gerekiyor. Teknoloji evet burada bir araç ve onu en iyi şekilde kullanabiliriz ve kullanılıyor da. Ama kullanılmadığı noktalar da var. İşte oradaki bu sefer o zincirde nerelerde bunlar kullanılmadı da bu felaketlerle biz karşılaştık. Bunlar hep sorgulanması gerekiyor. Benim için ilk büyük deprem aslında 1999 yılında olmuştu. Marmara depreminde ailemle birlikteydim. Bölgedeydim, Sakarya'daydım ben o dönemde. Aile ziyaretindeydik. Ve deprem, yani ve şöyle özet, nasıl diyeyim, çok heyecanlı bir yazımdı. Çünkü bir ay sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimimi almaya başlayacaktım. Hani bir, nasıl diyeyim, fakülteye gidecek ve hayalini kurduğum mimarlık eğitimini alacaktım. Bir ay vardı sadece ve o deprem yaşandı. Yani 17 Ağustos gecesi yattık, uyandığımızda ise bambaşka bir gerçeklikle uyanmıştım hayata. Hani bu deprem öldürmez, binalar öldürür sözünün önemini, o dönemde aslında mimarlık ve mühendisliğin ne kadar birbiriyle iç içe olan, birbiriyle koordineli olması gereken bir gerçeklik olduğunu daha mimarlık eğitimimi almadan yüzleşmiştim. Yani orada hatta yabancı dilim olduğu için de yani yurt dışından gelen kurtarma ekiplerine tercümanlık yaparak bir destekte bulunmaya çalışmıştım. Biz şanslıydık. Birinci derece ailemde kayıplar yoktu ama haliyle tahmin edersiniz ki dostlarınız, arkadaşlarınız, tanıdıklarınızı kaybediyorsunuz. Mekansal hafızanızı kaybediyorsunuz, kentsel hafızanızı kaybediyorsunuz ve bambaşka bir şekilde nasıl diyeyim hayatta devam etmeniz gerekiyor. Yani bunlar bundan 24 yıl neredeyse önce yaşanmış bir şeydi ve şunu demek istiyorum. Yani hani bu geçtiğimiz ay yaşanan bu felaket ilk değildi. Yani yaşanmışlıklar çok fazla bu ülkede ve onların bize getirdiği öğretiler de çok fazla. Ama öğretilere rağmen
yine de oluyorsa bu büyük felaketler, işte ne yapacağız? Yani şu an bir İstanbul gerçeği var bir yandan da. Şu an içinde bulunuyoruz. Her an bir şey olabilir. Bunu hani bütün uzmanlara sorduğunuzda, yer bilim uzmanlarını da sorduğunuzda, jeologlara zaten bizi yıllardır uyarıyorlar. Yıllardır dönüşüm için, eğer geçmişte yapılmış hani sistemsiz çalışmalar varsa onları bir an önce telafi etmemiz için bizleri uyarıyorlar. Bence hani burada en önemli öğrenilen şey eğitim. Yani hep birlikte yani 7'den 70'e herkesin en iyi şekilde eğitilmesi ve bu farkındalıkları ön plana koyacak bir eğitim sisteminin oluyor olması gerekiyor. Eğitimin eksik kaldığı ya da işte önem sırasını, yani önemsizleştirmek gibi bir şey olamaz. İnsanın canından daha değerli bu kentlerde yaşamamızı gerektirecek ne olabilir ki yani? Çünkü her an olabilir afetler. Biz öyle bir ülkedeyiz. Bu bir gerçek. Değişmeyecek bir gerçek. Anladığım kadarıyla sizin bahsettiğiniz süreç uzun süren bir şey, uzun vadeli bir yatırım. Ama İstanbul'da olası bir deprem varmış, yani uzmanlara göre. Biz bu depreme karşı nasıl tedbirler alabiliriz? Yani İstanbul tabii çok önemli bir konu başlığı. Türkiye için zaten hani en başta çok önemli bir konu başlığı. Hem kadim kentimiz olması, hem ekonomik bağlamda Türkiye'nin kalbi oluyor olması, milyonlarca insanın burada yaşıyor olması, son yayınlanan araştırmalar, yani daha doğrusu Büyükşehir'in paylaştığı bilgiler doğrultusunda baktığımızda 1 milyon, sanırım yanlış söylemiyorsam 1 milyon 150 bin tane konut var. Ve bu konutların yaptıkları, hani yıllar içerisinde yaptıkları araştırmalarda belli yıllara göre hangi yıllarda yapıldıklarını analiz etmişler. Ve bu şeylere baktığınızda yani 2000 yılı sonrası yapılan konutlar yaklaşık %30'luk kısmını oluşturuyor. 1985 öncesi yapılanlar da bir %30'luk. 80'lerle 2000'ler arasında da bir %40'lık dilim var. Bu yapıları hasar derecelerine göre de sınıflandırmışlar ve bu sınıflandırmalar doğrultusunda aslında ortalama 150 bin konutun, yani konut derken yapının diyeyim, 150 bin tane yapının hasar alacağı tespit edilmiş ve ağır hasar alacağı ve onların mutlaka dönüştürülmesi gerektiği belirlenmiş. Şimdi bir deprem anında haliyle İstanbul gibi topografyası zaten eğimli bir topografya olan, hani kendi yapılaşması içerisinde çok hibrit bir kentsel dokusu olan, hani tarihi eserlerinden tutun da hani en yakın dönemde yapılmış yapılara kadar, bu 1 milyon 150 bin tane hani yapı üzerinden değerlendirdiğinizde bu kentsel dokuda, yani afete dirençli, her türlü afete dirençli bir şekilde zaten kentin planlamalarının geliştirilmesi gerekiyor. Burada bu dönüşüm senaryolarının ona göre en hızlı şekilde ilerletilmesi gerekiyor. Tabii burada sadece kamu teşvikli değil, haliyle hani bireylerin de bu dönüşüme katkı sağlayacak şekilde gerekli ne adımlar atılması gerekiyorsa bunun için seferber olmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada yani şimdi bir deprem öncesi var, deprem anı var, bir de deprem sonrası var. Yani afetler arasında depremi ön plana çıkarırsak bunu konuşuyorum. Salgın da bir afettir, işte sel de bir afettir. Bambaşka beklemediğimiz derecede yangınların çıktığı bir durumda da hani afetler bildiğiniz gibi yaşıyoruz. Ama deprem odaklı, şu an deprem en önemli gündemimiz. Deprem gözlüğü takarak çevremizdeki her şeye bakıyoruz. Yani şu sokakta yürürken acaba kaç kere ya da bulunduğunuz sokakta diyeyim yürürken yapıların, bir komşu yapıların, özellikle sıra yapılar olan mahallelerde kaç kere bakmışsınızdır acaba birbirlerine döşemeler hizalı mıdır, değil midir? Ama şu an mutlaka inceliyorsunuzdur. Ya da işte bir yapının hemen hasarlı bölgelerini analiz ediyorsunuzdur. Gerekiyorsa şikayet de yapıyorsunuzdur. Bunlar dediğim gibi hani 99 gibi, Marmara depremi gibi büyük bir depremde sonrasında da vardı bu konular. O dönemde de bildiğim kadarıyla çok ciddi çalışmalar yapıldı. Zaten
Hani özellikle diyeyim, jeologların belirttiği mikro bölgeleme çalışmaları kent ölçeğinde çok önemliydi ve benim bilgim dahilinde olduğu kadarıyla İstanbul için aslında bu çalışmaların hepsinin yapıldığını biliyorum. Yani mikro bölgeleme çalışmalarının çoğunun tamamlandığını. Hani bu bağlamda elimizde yıllar içerisinde yapılmış önemli veriler var ama bunlar veri olarak varlar. Şimdi bizim gerçekten bu dönüşümün gerçekleşmesinde hep birlikte entegre olmamız gerekiyor. Tabii ki kamuya çok önemli görevler düşüyor. Sadece bu yapıların dönüşmesi değil, diyelim ki deprem yaşandı. Depremle birlikte toplanma alanlarının hani çok net bir şekilde belirlenmesi, hangi ulaşım arterlerinin ona göre öncül olarak işleyeceğinin belirlenmesi. Çünkü hani bir makroda desteğe ihtiyacınız olacak ama bir de mikroda çözümler gerekiyor. Yani ben özellikle mikro sistemler kurulması gerektiğinin, mikronun yani mikro bölgeler oluşturularak o mikronun içerisinde afet planlarının oluşturulup o bölgede bulunan bireylerin ya da hani onlara destek olacak olan diğer başka bir komşu mikronun hani de oradaki birbirleriyle olan ilişkiler söz konusu olacaktır. Hani afetin yaşandığı zamanda. Bunların hepsi çok önem taşıyor. Yani öyle bir sistem kurulmalı ki o sistem karşılığında, çünkü şu an değiştiremeyeceğimiz gerçeklik, hani bildiğimiz 150 bin tane sorunlu yapı var. Yani bu bir gerçek. Bir an önce dönüşmeleri gerekiyor ama zaman diye bir durum var. O 150 bini siz ne kadarlık zaman diliminde dönüştürebileceksiniz? Bunların hani hem zamansal hem ekonomik karşılıkları var. Bir de ne zaman olacağını bilmediğiniz bir deprem var hani bir yandan da. Ama bir diğer taraftan baktığınızda da yeni yapılaşmalar devam ediyor. Ve bu sadece konut değil ki. Yani siz konut yapıları ayrı, bir de iş hayatının bulunduğu başka yapılar içerisinde de bulunuyoruz değil mi? Yani hani günlük hayatımızı geçirdiğimiz, içinde var olduğumuz yapılar söz konusu oluyor. Bir de şu algı hani genelde insanlarda yıllar içerisinde oluştu ve ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Sanki deprem gece olur gibi bir algı var ve bu çok yanlış bir yaklaşım haliyle. Ne zaman olacağı belli olmayan aslında bir durum ve sizin de hangi konumda olacağınız belli değil. Hani sizin sadece sizin bulunduğunuz evin sağlam, yani hayatınızın ya da gününüzün saatsel olarak belli yüzdesini çoğunlukla geçirdiğiniz yerde olacak diye bir durum yok. Herhangi bir yerde olabilir. O yüzden hani bireyin kendinden öte bütünü düşünmesi gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani o yüzden o makro kısmı çok önemli. Bütünde bu bahsettiğim hani işin ehli, yetkin kişilerle birlikte yeni yapılacak her şeyde hem sistemlerinin oluşturulması, hem bilim kurulları üzerinden bunun gerçekleştiriliyor olması, mimarıyla, mühendisiyle, jeoloğuyla, işte inşaattaki yetkilileriyle, yönetim mekanizmasıyla, denetim mekanizmasıyla, bakım onarım mekanizmasıyla, belki de cezai sistemlerin çok farklı bir seviyeye getirilmesi gerekiyor. Diğer ülkelerle kıyaslıyorlar. Hani kıyasladığınızda, baktığınızda hani Japonya gibi bir yine deprem ülkesinde 6 dakika boyunca 9 şiddetindeki bir depreme dayanabilen bir kent, dirençli bir kentten bahsediliyor. Burca ise hani 1 dakikalık bir depreme 7 nokta küsür şiddetinde dayanamayan, işte on binlerce, yani hatta 100 bine yakın insanın belki de, yani tam kayıtları henüz yok ama aramızdan ayrıldığı, onları koruyamadığımız bir düzen var. Bunu dönüştürmenin yolu eğitim ve düzgün sistemi kurup o sistemi işletebilir hale gelmekten geçiyor. Çünkü yine yapılar yapacağız. O yapılan, yani hızlı yapacaklar bir de o yapıları. Yani bence oradaki hız konusu da büyük mesele zaten. Yani o yüzden kararında bir yavaşlığa ihtiyacımız var ve o yavaşlık içerisinde de doğru bir mekanizmayla planlama yapmamız gerekiyor. Ama bir yandan da evet, hıza da ihtiyacınız var. Çünkü ne zaman olacağını bilmiyorsunuz. Hani bir an önce dönüştürmelisiniz. Zor bir konu. Ama hep birlikte eğer gelecekte bu kentin kadim değerlerini de birlikte taşıyarak geleceğe ilerlemesini istiyorsak, bunların üzerinden bir an önce hep birlikte geçmeliyiz.
Japonya ile Türkiye arasında bir karşılaştırma yaptınız ve insanlar şunu düşünüyor. Japonya çok ileri teknoloji kullandığı için bu durumlara düşmüyor fazla. Sizce yani teknolojiden belki söz konusu değil tek başına ama Türkiye bu konumda nerede kalıyor? Öncelikler hani meselesi olduğunu düşünüyorum. Yine eğitim bence devreye giriyor. Yani son dönemde yapılan Türkiye'deki aslında yapı stoğunda, özellikle kamu yapılarının çoğunda bildiğim kadarıyla aslında ileri teknolojiler kullanılıyor ve onları da hani ön plana çıkarıyorlar. Onların kullanılmasını, özellikle diyelim ki hani hastane yapılarına baktığınızda yani hepsinde sismik izolatör kullanılıyor ama bir yandan da bunların tabii ki bir ekonomik karşılığı var. Her türlü yapıda bunları karşılayamıyorsunuz ve yapılarınıza bunu entegre edemiyorsunuz. Ancak belli bir sınıftaki ve belli bir bütçe karşılığı olan yapılarda daha ileri teknolojilere yer verebiliyorsunuz. Şimdi hani Japonya'da tabii ki hani birçok yapıda bu ileri teknolojiler kullanılıyor ve ona göre de bir kentsel hani hem kentsel planlamada olsun hem de yapı özelinde olsun bu teknolojilere yer veriliyor. Türkiye'de ise hani bu öncelik meselesi dememin sebebi işte bu hızla da ilgili yani hızlı yapmak istiyoruz. Hızlı bir şekilde hani yapılarımız gerçekleşsin ve içerisinde var olalım istiyoruz. O projelendirme süreçlerinde ileri teknolojileri hemen direkt entegre edemiyorsunuz. Yani çünkü onların bile bir projelendirme süreci normal alıştığımız hani yapı yapma metodolojilerimizdeki projelendirme süreçlerinden farklı oluyor. Onlar da projelerin yapım aşamalarındaki süreci de uzatıyorlar. Bunların entegrasyonunda haliyle alıştığımız yöntemleri kullanıyoruz. Hani en bildiğimiz betonarme yapıları kullanmayı tercih ediyoruz. İşte çelik sistemlerin neredeyse hani o kadar az bir yüzde de yer veriyoruz ki çelik yapı sistemlerini ahşabı saymıyorum bile yani. Hani onun hani okullarımızda dahi mühendislik okullarında ahşap strüktürler üzerinden yapı yapma eğitimi veren o kadar az ve niş bir kesim söz konusu ki. Hani bu noktada ileri teknoloji dediğiniz nedir sorusu bence bir yandan da öne çıkıyor. Çünkü hani biraz önce verdiğim o sismik izolatörler tamam çok ileri teknolojiler. Hani yapının hareket etme, zeminle kurduğu ilişkiyi farklı bir şekilde ele alıyor. Yapı zemin üzerinde bir bütün blok halinde hareket edebiliyor. Zemin istediği kadar hani nasıl diyeyim deprem dalgasıyla birlikte devinim içerisinde olsun. Yapının bütünlüğünü koruyacak bir çözüm sunuyor. Ama hani bu kadar da ileri teknolojilere gitmeden de elimizdeki malzemeler yani teknolojinin bize sunduğu aslında yapım metodolojisinde kullandığımız malzeme çeşitliliğini arttırarak da çözümler üretebiliriz. Ama işte öncelikler hani bizde yani Türkiye'de genellikle betonarme yapılar yapılıyor ve bunlar öncelikli tercih ediliyor. Üniversitelerimizdeki hani mühendislik yani şimdi mimarlar istiyor farklı tabii ki nasıl diyeyim yapı strüktüründe farklı malzemeleri kullanmayı ama yeri geliyor yani işverenin dikte ettiği bir yöntem oluyor ya da mühendislerimizin bizi yönlendirdiği bu betonarmede olursa daha iyi olacak, hızlı olacak hani biz daha iyi bu projeyi öyle çözebiliriz dedikleri durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Hani bu noktada işte hani konu hem eğitim dengesi hem tercihler ve bunun sonucunda hani yatırımı yapacak olan kişilerin sonuçta hani bu havuz içerisinden tercihleri mesele olacak. Çelik yapıların hani keşke daha fazla kullanılır hale gelse bizim ülkemizde ki aslında baktığınızda hani çelik üretiminde bayağı öncü ülkelerden biriyiz. Hani ham madde olarak bu konuda diğerlerin yani birçok ülkeye göre daha ileriyiz. Ama onu işleyip yapıya dahil etme durumu ise başka bir durum. Yani yapıların ölçekleriyle de ilgili haliyle hani o da önem taşıyor. Hani bu ileri teknoloji konusu sizin olaya nereden baktığınıza göre de değişkenlik gösteriyor. Ama Türkiye'de hani tekrar özetle şey yapacak olursam hani aklımdakilerim bu ileri teknoloji konusunda hani belki bu deprem vesilesiyle çeşitlenmenin artacağı bir döngüye doğru ilerleyebiliriz. Ümit ediyorum. Peki şu an depremden biraz uzak bir soru soracağım.
Tabii. Özellikle teknoloji her zaman yani acceleration olarak çok hızlı ilerliyor. Özellikle son zamanlarda hani yapay zeka falan görüyoruz. Bu mimarlığı çok güçlü bir şekilde etkileyecek mi yoksa nasıl olacak tam olarak mimarlığın geleceği? Hani mimarlık ve teknoloji dengesi içerisine baktığımızda aslında birbiriyle sürekli iletişim halinde olan, zaten hani mimarlıkta mimarlığın varlığı insanın mekana ihtiyaç duyduğu sürece olacak. Ve teknoloji ilerledikçe de haliyle biz yapılı çevremizde yani mekan oluşturma varoluşunda teknolojiyi kullanıyoruz. Hani bunu en ilkel haliyle de kullanıyorsunuz, en ileri haliyle de kullanıyorsunuz. O bir araç. Ve bu araç evet akıllanıyor. Yapay zeka konusu olsun, hani yapım teknolojilerindeki bu akıllı yapma sistemlerindeki gelişmeler olsun, bunların hepsine bir bütüncül olarak baktığımızda teknoloji mimarlıkta aslında bir araç. Yani en ilkel haliyle de bir araçtı, en ilerlemiş haliyle de bizim güncel olarak kullandığımız ya da gelecekte de kullanacağımız, gittikçe akıllanan ve bizimle birlikte aslında bizden kastım, yani biz yani mimarlar, mühendisler ve onlar diyeyim hani o akıllı sistemleri, onlar da bu zincirin aktörlerinden biri haline geliyorlar. Aslında onu sadece yapma eylemini üstlendirdiğiniz bir araç olmanın ötesine geçip öyle bir aktörleşiyorlar ki bizimle birlikte aslında hem üretimde hem düşüncede hem mekanın şekillenmesinde bize destek olan birer bizimle birlikte var olan araçlar ama aktörleşerek var, yani aktifler. Birçok kişi yeri geliyor bu süreçten tedirgin oluyor. İşte bu akıllaşan yani yapay zeka ile birlikte işte işlerimiz elimizden alınacak. Biz ne yapacağız? İşte mimarlar gelecekte hani var olabilecekler mi gibi sorular söz konusu oluyor. Ben buna tamamen başka bir yönden bakıyorum. Aslında bizim alanımızı daraltmak yerine bizimle birlikte var olacakları için bizim alanımızı genişleten bir rol üstleniyor olacaklar. Mimarlar olarak daha sistem kurucu bir rol üstlenerek onların da sürece dahil olmasıyla birlikte işte bu hız konusunda özellikle yani hıza adapte olmak, o sonsuz bilgi havuzu içerisinden en optimize, en uygun bilgiyi bulup onu o mekana adapte etme konusunda bize büyük destek olacaklarına inanıyorum. Ve bunu sadece projelendirme aşamasında değil, hani fikrin oluşup, projenin oluştuğu fikirsel o zengin dünyanın içerisinde sadece kısıtlı kalmadan yapım aşamasında da sonuçta roller üstleniyorlar. Yani bizim Seul'deki robot ve yapay zeka müzemizde de hani bu şekilde roller üstleniliyor. Daha bu hikayenin çok başındayız ve o da bu hikayeyi temsil eden hani öncü ve ilk hani projelerden biri. Ama bu gelişimler aktif olarak devam ettiği sürece de bu bahsettiğiniz döngüde bize büyük destek olarak var olacaklarını düşünüyorum. Ve aslında bizim de hem tasarlama hem üretme kapasitemizi de arttırıyorlar. Yani göremediğimiz olasılıkları görebilmemizi, düşünemediklerimizin yani hem düşündüklerimiz ve de hem de düşünemediklerimiz arasından bize onları masanın üzerine koyarak onlar üzerinden yeniden tartışma konuları da açıyorlar. Yani geleceği bu bağlamda ben merakla bekliyorum. Onun bize sunduğu keşiflerin içerisinde olmaktan ve ona öncülük etmekten büyük heyecan duyuyoruz diyeyim. Umuyorum bu bilgileri bir yandan da hani bu bahsettiğimizde yani bence sadece Türkiye'nin değil hani dünyanın ana gündeminde olan iklim krizi başlığı altında hani masaya koydukları ama bu afetler silsilesinin içerisinde dirençli kentler tasarlayabilmek ve o büyük makroda kent dediğimiz mikroda ise hani mekanın kendisine indirgediğimiz o zincirde teknolojinin bence nimetlerinden de yararlanarak umuyorum en uygun çözümleri var edebiliyor olacağız. Ve yani doğanın bütün bu hikmetli gücüne onunla zıtlaşmadan aslında
ona eşlik ederek devam edebiliriz diye umuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet benim için de. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederiz. Fikirlerinizi bekliyorum yorumlarda bölüm hakkında. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.